Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Teröristler bu kez Suriye'den ateş açtı. Hatay sınırında nöbet tutan bir askerimiz şehit düştü. Siirt'teki baba ocağına önce acı haberi, sonra al bayrağı sarılın ağaçı geldi. Kapı çaldı, çalan askerdi. Yanlarında sağlık görevlileri vardı. Söze gerek kalmadı. O baba, oğlum deyip oturdu, acı yüzüne, omzuna çöktü, kaldı. Bu kez acı haber şehit piyader Mehmet Kaya'nın Siirt'teki baba ocağını yıktı. Şehit piyader Mehmet Kaya daha 21 yaşındaydı. Vatani görevini Suriye sınırındaki Hatay Yayladağ'da yapıyordu. Dün de nöbetteydi. Teröristlerin Suriye'den açtığı ateşle şehit düştü. Baba ocağı Siirt'e önce acı haberi, sonra al bayrağı sarılın ağaçı geldi. Biraz geri çıkalım. Doğup büyüdüğü sokaklardan el üstünde geçirilip toprağa verildi. Tabutunun üzerindeki bayrak ve fotoğraf da babasına emanet edildi. Söz bir kez daha bitti. Sadece iki kelime edildi. Vatan sağ olsun denildi. Siyasetin gündemi İstanbul'daki seçim yarışı malum. Son güncellemeler yapıldı, yapılıyor. Hem AK Parti hem CHP, cephesi kameralar karşısındaydı. Her iki taraf da elindeki son rakamları açıkladı. Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçimlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Organize bir usulsüzlük var dedi. Biz diyoruz ki sandığın başında bir şeyler oldu. Nedir bu? Bu nedir? Bunun adı şaibedir bence ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük var arkadaşlar. Organize bir usulsüzlük. Organize bir suistimal var. Altını çize çize İstanbul seçimlerinde organize bir usulsüzlük var dedi. Bu işin altında bir şey var. Planlı bir şeyler var ve organize bir şeyler var. Kimse de bu işi kapatmaya çalışmasın. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bugün de kameralar karşısındaydı. Bugün bahsedeceklerim şu ana kadar hiç telaffuz etmediklerimiz. İstanbul'da oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etmiş olacağız. Yavuz elinde bir takım dosyalarla, tablolarla gelmişti. Daha geçersiz oyların sadece %70'i sayıldı. 29 binden geldiğimiz sayı az önce tekrar kaydettim. 16.442. Ya 16.442 nerede? 29 bin nerede? Baştan beri dedik ki bu İstanbul seçimleri en şaibeli seçimlerden birisidir. Hatta en şaibeli seçimdir belki de dedik. Büyükçekmece ilçesine ayrı bir paragraf açtı. Bakınız Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kayıtları yapıldı. İlçe nüfus müdürlüğünde çalışan bir kişi, toplamda da iki kişi tutuklu şu anda. Sandık başlarında da kaydırmalar yapıldığını söyledi. Hiç normal kaydırmalar değil. Nereye elimizi atsak gerçekten elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablolara ve verilere ulaşıyoruz. Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Bir örgüt mü var bu işin içinde acaba? Biz siz yaptınız demiyoruz. Sen yaptın kimseye de demedik ama birileri bu işi yapmış. Ali İhsan Yavuz o birilerinin kim olduğunu söylemedi ama herkes bu taşın altına elini koymalı dedi. Bu işin galibi de mağlubu de. Daha galibi de mağlubu de belli değil, onu size söyleyelim bir kere. Ama bu işin her iki tarafı, bu işleri kim planladı diye düşünmeli ve bu işlerin açığa çıkması için yardım etmelidir. Ali İhsan Yavuz'un hemen ardından kürsüye Ekrem İmamoğlu çıktı. Onun da elinde güncel rakamlar vardı. Son veriye göre aramızdaki fark 16.380'dir. %78'i yani %80'e yakın oranda sayım bitmiştir. 7 gün 168 saattir oylar sayılıyor ve bugün pazar günü saydılar, gene öndeyim. Yani sağdan sola saydılar.
Haydi yetmedi, sol baştan sağa say dediler. Gene öndeyim. Sayım işlemleri sürüyor dedik. İstanbul'da her geçen saat rakamlar değişiklik gösteriyor. Sayılan geçersiz oy oranı %70'i aştı. Peki rakamlar ne diyor? İşte İstanbul'da son durum. İstanbul'da geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Parti temsilcileri ve kurul üyeleri 7/24 oy mesaisinde. AK Parti'nin 39 ilçede yaptığı itirazların ardından sayımların %70'inden fazlası sona erdi. Seçimlerin üzerinden tam bir hafta geçti ve itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayımına karar verilmişti. İşte İstanbul genelinde yaklaşık %72'lik oran tamamlandı. Ancak sayımın devam ettiği ilçelerde var. Gazi Osman Paşa'da o ilçelerden biri. YSK verilerine göre gelinen son durum itibariyle AK Parti'ye 14.456, CHP'ye 3.485 oy yazıldı. Yeniden sayımlar sonucunda aradaki fark da 16.442'ye düştü. Geldiğimiz nokta itibariyle son durumu rakamlarla ifade etmek gerekirse İstanbul genelinde 19 ilçede sayım tamamlandı. 8.500 sandıkta yaklaşık 84.000 geçersiz oy var. Hala sayılmayı bekleyen, işte bu kapsamda sayımı devam eden ilçelerdeki kurul görevlileri sürekli mesaide. Sayımı devam eden ilçeler şöyle: Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultan Gazi, Üsküdar ve Zeytinburnu. Yargı süreci bütün partilerin gözetiminde yürütülüyor. 11 yüksek mahkeme üyesi şikayetlerle ilgili karar veriyor. YSK'da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde hazır bulunuyor. Ankara'da da kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz etmişti AK Parti. İl Seçim Kurulu sürecinin bugün tamamlanmasının ardından yarın da itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacak. AK Parti 12.180 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Millet sözünü, yetkisini kullanmıştır. Karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. İlçe seçim kurullarından 12'si sadece geçersiz oyları saymayı kabul etmiş. AK Parti ise 25 ilçede oyların tamamı sayılsın demişti. İtirazını da İl Seçim Kurulu'na taşımıştı. Tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı İl Seçim Kurulu'na sunulmuştur. İl Seçim Kurulu kararını verdi. O başvuruyu reddetti. Ankara'da oyların bir kez daha sayılmasına gerek görmedi. İtirazını bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacak AK Parti. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur. Yürütme burada söz sahibi değildir. Şimdi yargı süreci başladı. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor. Son sayımda Mehmet Özaseki'ye 1807, Mansur Yavaş'a ise 668 oy ilave edildi. İki aday arasındaki farksa bugün itibariyle 123.000. YSK çarşamba akşamına kadar kabul edecek itiraz başvurularını, kararını da en geç 13 Nisan'da verecek. Benden her bir dosya için haber beklemeyin. Hemşehrilerimizin kararının başımızın üstünde yeri var. Partilerin bir hafta süreyle olağanüstü itiraz hakkı da bulunuyor 13 Nisan sonrasında. Ama bu süre mazbataların yeni başkanlara verilmesine engel değil. YSK'nın resmi sonuçlarını açıklaması ise bir ayı bulacak. Burada A Partisi, B Partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. Seçim bitti, sayım bitmedi dedik. Birçok ilde hala itirazlar da sayım da devam ediyor dedik. Sonucun değiştiği yerler de var ama hatta öyle ki yeniden sayım sonrası bir belediye tek bir oyla el değiştirdi. Sadece bir oy hatalı giriş yapılmış. Bir oy bir oydur, kutsaldır. Bir oy bir ilçede seçim sonucunu değiştirdi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'li aday Barış Demirci seçimi 2 oy farklı almıştı. AK Parti duruma itiraz etti, oylar yeniden sayıldı. AK Parti'nin hanesine 3 oy daha yazıldı.
Böylece AK Parti bir oy farkla seçimi kazandı. CHP sonuçlara yeniden itiraz etti. Yapmış olduğumuz itirazlar kapsamında. Bartın'da da seçim sonuçlarına itiraz edilmiş, birçok sandıkta oylar yeniden sayılmıştı. Sayım dün bitti. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece bir oy hatalı giriş yapılmış. AK Parti hanesine sadece bir oy geçti. Bir oy bir oydur, kutsaldır. Yani sonuç değişmedi. Belediye başkanlığı koltuğu MHP'nin adayı Cemal Akın'a kaldı. 148 oyla belediye başkanlığımız bugün burada tescil olmuştur. Kırklar elinde de gözler yeniden sayılan sandıklardaydı. Seçim sonuçlandı. Kazandık. Orada da sonuç değişmedi. Kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. Onu ilk tebrik edense en büyük rakibi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut oldu. Kırklareli'nin demokrasi kültürünün en somut örneği burada. Gururluyum. Sayın Başkanımın da şaibeyle kazanmadığına dair bugün somut hukuki gerçeği ortaya koydu. Bravo. Başkentte bir aile güle oynaya termal tesise giderken kısa süre içinde yaşanacaklar hiçbirinin aklının ucundan dahi geçmiyordu. Küçük kız havuza düştü, annesi peşinden atladı ve yüzme bilmeyen anne kız oracıkta can verdi. Buraya sürekli gelen müşteriler kardeşim, yani ilk gelen değil. Buradaki çalışanlar da zaten onu tanıyor. Ecel anne ile kızını son gelişlerinde yakaladı. Kaplıca'nın termal havuzundan ikisinin de cansız bedenleri çıkarıldı. Aslında o aile bu termal tesise çok yabancı değildi. Defalarca gelmişlerdi. Dün saat 6 gibi yeniden buraya geldiler. Baba erkekler girişinden giriş yaptı. Anne ile kız da saat 6 civarında işte bu kapıdan içeriye girdi. Bir saat hamamı kullandılar ve bir saat sonra acı olay gerçekleşti. Ankara'nın Sincan ilçesindeki bu termal kaplıcada can verdi anne kız. 41 yaşındaki annenin boyu 1.70'ti. Havuzsa 1 metre 40 santim derinliğindeydi. Her zaman geliyorum. Tehlike var mı? Hayır, hiç yok. İddiaya göre önce 8 yaşındaki küçük çocuk havuza düştü. Annesi de onu kurtarmak için havuza atladı. İddiaya göre yüzme de bilmiyordu ve ne olduysa orada oldu. Bir süre havuzun içinde hareketsiz yattılar. Onları görenler hemen müdahale etti ama iş işten geçmişti. İlk yardım müdahalesi yaptık. Ben 112 çağırdım, kalp masajı yaptım. Ancak o müdahale yeterli gelmedi. Hayatını kaybeden anneyle 8 yaşındaki kızı bugün toprağa verildi. Acı olay üzerinden 24 saat bile geçmeden işletmenin açık olması da dikkat çekiciydi. Ölü olmuş burada. Evet. Allah Allah. Dün akşam. Vallahi ben duymadım. Babana bile güvenmeyeceksin diye boşa dememişler. Öz ve öz kuzeni tarafından dolandırılan kadın bakın kendini nasıl bir borç batağının içinde buldu. Kuzenim üzerime şirket açtı. 200 milyar şu anda borç var. Okur yazarlığım olsaydı baban onu yapamazdı. Hani gele gele beni mi buldun ya, ne istedin benim gibi garibandan? İddiasına göre kuzeni gelen postaları sen al dediği kaşla göz arasında evrak imzalatıp üzerine şirket açtı. Gerçeği iş yerine gelen vergi memurlarından öğrenen kadının üzerine 200 bin lira borç kaldı. Bize yemek yaparsın dedi. Biz de dışarıda olacağımız için dedi. Gelen evrakları senin alman gerekiyor dedi. Akrabaya bile güvenin kalmadığını ispatlayan olay İstanbul'da yaşandı. Sevda Akbulut o dönemde hamile olduğu için işten ayrılmıştı. Kuzeni de gel bizim şirkette çalış, fazla yorulmazsın, rahat edersin dedi. Ancak amacı yardım etmek değil, onu dolandırmaktı. Sevda Hanım akrabasının bu oyununu vergi memurları şirkete gelince anladı. Oysa benim üzerime şirket kurmuşlar bunlar. Maliyeden geldiler, baktılar, dediler sahipleri nerede? Dedim ki sahipleri dışarıda. Dedi Sevda Akbulut siz değil misiniz? Evet benim dedim. Baktı, dedi ki bu levhada sizin adınız yazıyor. Şok oldum ben. Sevda Akbulut çaycı olarak girdiği şirketin sahibiydi. Üstelik onu kandıran da öz be öz kuzeniydi. İddiaya göre kuzeni okuma yazma bilmemesinden faydalandı. Şirketi Sevda Hanım'ın üzerine yaptı. Talihsiz kadın yıllar sonra gelen ihbarnameyle bir kez daha yıkıldı. Çünkü kuzeni yaklaşık 200 bin lira borç bırakmıştı. Hepsi benim üzerimden para kazanmışlar. Benim haberim yok. Ve ben de burada soğan ekmek yiyorum yani. Ama şirket sahibi gözüküyorum. Şimdi Sevda Akbulut'un tek isteği onu dolandıran kuzeninin cezalandırılması. Duysunlar beni. Ankara'da üniversite hocası profesör özel kliniğinde çalışan bir veteriner hekime cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Profesör komplo dedi ama genç hekim yaşadıklarını doktor raporuyla belgeledi.
Üniversitede profesör, iddiaya göre özel kliniğinde yanında çalışan genç veteriner hekime istismarda bulundu. Mağdur kadın hastanelik olurken profesör tutuklandı. Profesörün ilk vakası da değil bu. 2016 yılında da yabancı uyruklu bir öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülmüştü ama o dosya kapatılmıştı. 3 Nisan akşamında işte bu hayvan hastanesinde yaşandığı iddiaya göre cinsel istismar olayı, hayvan hastanesinin sahibi gece saatlerinde bir süre alkol aldı. İddiaya göre alkol aldıktan sonra da yanında çalışan hekime istismarda bulundu. Veteriner kliniğinde yaşananlar kameralara yansıdı. İddiaya göre istismardan önce DART'ta yaşandı. Adı geçen profesör alkol teklifini reddeden genç kadını saçından tutup kafasını duvara vurdu. İstismara uğrayan ve kendinden geçen kadını da şikayetten vazgeçirmeye çalıştı. Evine gidip ailesine durumu anlatan genç kadın darp ve istismar raporuyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan profesör ise komplo iddiasında bulundu. Tutuklanan veteriner hekim hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Ancak olayın gerçekleştiği sabah yanında çalışan kadını bir kadın doğum uzmanına götürdüğünü söyledi. İşte bu ifade akıllara soru işareti getirdi. Nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanan profesör hakkında Ankara Üniversitesi de soruşturma başlattı. Hocasını açığa aldı. Apartmanda çıkan yangında bir kedi mahsur kaldı. Sahibi umutla kurtarılmasını bekliyordu ama olmadı. Acı haberi alınca da adeta yıkıldı. Kediye bakıyorlar mı? Acı haberi aldı, kaldırıma çöktü, kaldı. Yangında ölen kedisi için böyle ağladı. Bugün sabah saatleriydi. Avcılar'da 4 katlı binada yangın çıktı. Alevler yan apartmana da sıçradı. Bina sakinleri kendilerini sokağa attı. Semihcan Arapgirli'de ailesiyle birlikte dışarı çıktı ama kedisi Boncuk evde kalmıştı. İtfaiyeden yardım istedi. Kediye bakıyorlar mı? İtfaiye 2 binadaki yangını da söndürdü. Kimseye bir şey olmadı ama alevler arasında kalan Boncuğu kurtaramadı. Ama söylemeyecek mi öldü mü kaldı mı diye? Biz bilmeyeceğiz mi hayvanın? 2 yıldır yanından ayırmadığı kedisinin ölüm haberini alan genç adeta yıkıldı, hıçkırıklara boğuldu. Yakınları da onu teselli edemedi. Boşanmış anne ve babaların önceliği çocukları üzerinden birbirlerine üstünlük sağlamak değil, yavrularının mutluluğu olmalı ama olamıyor maalesef. Bir velayet savaşı da Çorum'da çıktı. Çocuklarımı zorla götürüyorlar. Benim kapılar gelelim. Anne baba anlaşamadı, olan yine çocukları oldu. Evet. Bir velayet savaşı da Çorum'da çıktı. Görüş günüm olmasına rağmen çocuklarımı kesinlikle bana göstermiyorlar. Çocuklarım bu evde alıkonuluyor. Şeyda Diker, biri 11, diğeri 9 yaşında. İki çocuğu var. Kocasından bir süre önce boşandı. Çocuklar onda kaldı. Yeniden evlenince babası çocukları alıp götürdü. İddiasına göre de bir daha göstermedi. Benim çocuklarım içeride şu anda ağlıyor. Önceki gün yasal olarak çocuklarını görme günüydü. Ama yine iddiasına göre bütün kapılar yüzüne kapatıldı. Çocuklarımı zorla götürüyorlar. Benim kapılar gelin. Şu anda ailecek bana saldırdılar tek başına olduğum halde. Hepsi bana giriştiler. Üstüne bir de saldırıya uğradı. Eski eşim de dövdü beni. Zaten darp raporum da var. Darp raporu aldım. Onlar ben evlendim diye hırs yaptılar. Onların gözü dönmüş durumda. Çocuk falan hiçbir şey umurlarında değil. Şeyda Diker'in tek isteği çocuklarını görmek. Ne yavrularımız ne de benim dayanacak gücümüz kalmadı. Yani duyulsun. Benim de sesim duyulsun. Beni de duyun. Bizi de kavuşturun. Onca uyarı yapılan onca habere rağmen nasıl oluyorsa oluyor, telefon dolandırıcıları ağlarına birini düşürmeyi başarıyor. Bu kez çekilişte telefon kazandınız dediler. Ancak bakın kargodan telefon yerine ne çıktı? Bizde yanlışımız olmaz. Kesinlikle boş bir kutuda çıkmaz. Biz ciddi büyük bir firmayız dediler. Ben de inandım. Ama arayan dolandırıcılardı. Çekiliş sana çıktı. 98 lira karşılığında telefon kazandın dediler. Kuş yemi gönderdiler. Nerede oturduğumu da biliyor.
İsmimi her şeyimi hitap ediyor. Gele gele işte gördünüz kuş yemi. Haydar Okumuş'un 5 gün önce telefonu çaldı. Arayan kişiler çekiliş yapıldığını ve telefon kazandığını söyledi. Ancak gelen kargodan telefon değil kuş yemi çıktı. Çok lüks bir telefon dediler yani. Telefon bekliyorduk. Gördüğünüz gibi şu kuş yemi çıktı. Tabii eşim çıldırdı. Üstelik değeri 1400 lira dedikleri telefon için 98 lira KDV'de aldılar. Bak 98 liraya seni düşünmüşler, bizi değil. Sakın inanmayın. Bunlar hepsi tuzak. Kargodan çıkan kuş yemi de evin papağanına yaradı. Prensim var, sana vereceğim yemler. Tamam mı prensim? Sana göndermişler. Talihsiz adam o dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Bir an önce cezalandırılmalarını istiyor. Bir Haydar değil, 1000 Haydar var geride. O şebekene yakalanması için elimde geleni yapacağım. Taksim Meydanı'nda elinizi sallasanız bir turiste çarpıyorsunuz malum. İçlerinden biri bir adamla kavga etti. Sonra da bir türlü sakinleşemedi. Öyle ki yarım yamalak Türkçesiyle hakaret bile etti. Eşek adam. Anladım. Yumruk, tekme yetmedi. Öfkesi bir türlü geçmedi. Kavga ettiği adama böyle hakaret etti. Eşek adam. Bu iki adam Taksim'in göbeğinde tekme tokat birbirine girdi. Taraflardan biri turisti. Güven timleri yetişti. Kavgayı ayırdı. Ama turistin öfkesi bir türlü geçmedi. Polis onu uzaklaştırırken yarım yamalak Türkçesiyle böyle hakaret etti. Bir de polise derdini anlatmaya çalıştı. Eşek adam. Eşek adam. Anladın mı? Neden çıktı anlaşılamayan kavga son buldu. Ortalık yatıştı. Sakinleşen taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kış uykusundan uyanan anne ayı ile yavrusu aç karınlarını doyurmak için yemek ararken kendilerini Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buluverdiler. Sonrasında yaşananlarsa kameralara saniye saniye bakın nasıl yansıdı. Anne ayıyla yavrusu kış uykusundan gözlerini açtı, yemek bulmak için şehre indi. Ortalık karıştı. İçeri girin. Gençler! İçeri girin, içeriye! Bak saldırırlar, bak! Burası Kars Sarıkamış. Anne ve yavru bozayı yemek ararken ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar geldi. Uzun bir mesafeden geldi. Hamamlı bölgesinin oradan geliyor ayı. Yavrusuyla birlikte. Ayıları gören vatandaşlar da, onları gören ayılar da şaşkınlık yaşadı. Korkan yavru ayı annesine sığındı. Bu mevsimde artık zayıf kalmış olan ayılar bölgede tehlike arz ediyor. Polis kısa süre sonra oradaydı. Ayıları evlerden uzak tutmak için siren çalınca ayılar daha da ürktü. Aç kalan anne ayıyla yavrusunun imdadına doğa koruma ekipleri yetişti. Ormanlık alana doğru ekmek bıraktılar. Onlar da yiye yiye yaşam alanlarının yolunu tuttu. Hem ayılar karınlarını doyurdu, hem de vatandaşlar derin bir oh çekti. Kırmızıda geçenlere inat, o yeşil ışığın yanmasını bekledi. Kurallara uydu. Üstelik bunu yapan bir sokak köpeğiydi. Haliyle internette fenomen oldu. Kırmızıda durdu, yeşili bekleyip geçti. Akıllı köpeğin görüntüleri kural tanımazlara ders verdi. Baba insanlardan akıllı değilse ben namerdim ya. Görüntü Beşiktaş'ın Enişlek Caddesi'nde çekildi. Yayalara kırmızı ışık yanıyordu. Bu köpek yol kenarında beklemeye başladı. Yol boş olsa da yerinden kıpırdamadı. Ama yayalar hiç aldırış etmedi. Kırmızı ışık da karşıya geçti. Sonunda yeşil ışık yandı. Köpek önce sağına sonra soluna baktı. Baba insanlardan akıllı değilse ben namerdim ya. Işık kırmızıya dönerken adımlarını sıklaştırdı. Yolun karşısına ulaştı. Trafik kurallarına uymayanlara adeta ders veren köpeğin görüntüleri sosyal medyada fenomen oldu. Aile kavgasında silah patladı. Evin büyük oğlum hayatını kaybetti. Cinayeti hem baba hem kardeş üstlenince işler karıştı. Soruşturmanın seyrini ise evin en küçük çocuğunun verdiği ifade değiştirdi.
Baba ve oğlu arasındaki tartışmada kan döküldü. 24 yaşındaki genç babasının silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Tamam, bırak. Bafra, Isaklı Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki ALS hastası emekli polis Ahmet Arı'yla 24 yaşındaki oğlu Mert arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mert o tartışmada babasının beylik tabancasından çıkan mermiyle yaralandı, kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Bafra Asayiş Birliği ekipleri Mert'i kimin öldürdüğünü bulmak için evde delil çalışması yaptı. Silahtan parmak izi aldı. O an evde kim varsa hepsinin tek tek ifadesine başvurdu. Ancak aile bireylerinin verdiği çelişkili ifadeler polisi çıkmaza soktu. İddiaya göre baba Ahmet Arı, Mert'i kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ama 19 yaşındaki oğlu Melih Arı da ağabeyimi ben vurdum deyince baba ve oğul gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme baba Ahmet Arı'yı ALS hastası olması ve kendine bakamayacak durumda olmasından dolayı oğluyla birlikte adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak iddiaya göre evin 12 yaşındaki küçük çocuğu babasının abisini öldürdüğünü söyleyince savcılık karara itiraz etti ve baba hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Melih Arı'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı öne sürüldü. Tekrar gözaltına alınan baba Ahmet Arı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te bu sabah akıl almaz bir olay yaşandı. İki kadın sürücü kaza yaptı. Kadınlardan birinin babası karşı tarafa silah çekti. Neyse ki kızı sağduyulu davranıp babasının önüne geçti. Baba! Sen gelmesin yanıma! Kızı olmasa, önüne geçip durmasa belki de kan akıtacak katil olacaktı. Ne dedim kızım? Ne var dedim bu kadar hızlı vurmuşsun? Bunlar bir şey yok kardeşim. Şimdi ben bir şey mi demişim? Bu sabah Gaziantep'te Emek Mahallesi çıkışında iki kadın sürücü kaza yaptı. Kadınlardan birinin babası araçtan aşağıya silahla indi. Baba! Sen gelmesin yanıma! Tetiği çekip karşı tarafın üzerine yürüdü. Abi çağırın polis çağırın. Çevredekiler şaşkınlıkla bakarken öfkeli adamın önüne kızı geçti. Ne dedim kızım? Ne var dedim bu kadar hızlı vurmuşsun? Bunlar bir şey yok kardeşim. Şimdi ben bir şey mi demişim? Babasını ikna edip elindeki silahı aldı. Olay da büyümeden kapandı. İnanması zor bir haber. Genç bir kadın şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Zehirlendiğini düşündü ama gerçek bambaşkaydı. İlginç olayın adresi ABD. Patricia Clafford akşam yemeğinden sonra şiddetli bir karın ağrısı hissetti. Zehirlendiğini düşündü, tuvalete girdi ve o andan itibaren hayatının şokunu yaşadı. Hamileydi ve doğum başlamıştı. Oh my God, oh my God. Genç kadın 9 ay boyunca vücudunda hiçbir hamilelik belirtisi hissetmediği için doğuma da hazırlıksız yakalanmıştı. Ne bebek bezi, ne mendil, ne de zıbınımız vardı. Hazırlıksız yakalandık. Acil servis yetkilileri eve gelip doğumu gerçekleştirdi. Sürpriz bebeğe genç annenin bir yıl önce aynı gün vefat eden babasının ismi olan William adı verildi. Bebeğin durumu iyi. Adı Feraye Çelik, Almanya'nın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri. Ama bu ününü para kazanmak için değil, yüzleri güldürmek için kullanıyor. Bakın nasıl. Burada 260 tane yardım paketi yaptırdım. Biz bu ailenin ev kirasını karşıladık. Aslında benim amacım insanları uyandırmak. Feray Çelik, 31 yaşında, iki çocuk annesi, genç bir hanımefendi. Aslında o Almanya'da yaşıyor ve Almanya'nın en bilinen sosyal medya fenomeni. Ama onu fenomen kılan sadece yaptığı paylaşımlar değil, yardımseverliği. Hep hayalimdi zaten. Bir soru sordum. Türkiye'de muhtaç ailelere yardım etmek istediğimi duyurdum. O çağrıya cevap gecikmedi. Binlerce kişi harekete geçti. Güzel bir şekilde de para toplanıldı. Hani o paranın doğru yerlere gidebileceğine nasıl inandılar? Adım adım her şeyi video ile çekiyorum. Bütün makbuzları gösteriyorum. Siz yardımcı olacağız sana teyze, tamam mı? İlk projenin adresi Kayseri'ydi. Yardım paketleri yaptırdım, onları dağıttık. Ev kirasında yardımda bulundum.
genç kadın yardıma muhtaç ailelere dokunduğunu hissettiği anda ikinci kampanyayı başlatmaya karar verdi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma gerçekleştirdi ve ülkesi Almanya'da yakın dostlarından, yardımseverlerden para topladı ve bir hafta önce de Türkiye'ye geldi. Yetim Anneler Derneği ile birlikte yapıyoruz bu işi. Hangi ailelere gidilecek? Bu ailelerin devletten yardım alma hakkı var mı yok mu? Ve dünya bir anlığına güzelleşiyor. İhtiyaçlar karşılanıyor, yüzler gülüyor. Ev kiralarını karşılıyorum, faturalarını ödüyorum. Özel bir tekerlekli sandalye oluyor. Ben orada devreye giriyorum. Engelli bir çocuk terapi görmesi gerekiyor. Ücretli olan bir terapi, aile ödeyemiyor bunu. Ünlü bloggerın tek bir amacı var. Bireysel olarak başlatmış olduğu bu yardım seferberliğinin artarak devam etmesi ve herkesin kendisini örnek alması. İyi ki yapmışım ben bu işi ve yaşadığım sürece yapmayı düşünüyorum. Adana'da 7. Portakal Çiçeği Karnavalı yüz binlerce misafiri ağırladı. Karnavalın en renkli bölümü ise kortej oldu. Binlerce kişi kostümlerini giyip yürüyerek şehri turladı. İşte o renkli anlar. Adana sokakları düşündü. Karnaval coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Kortej yürüyüşü başladı şimdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bandosunun öncülüğünde binlerce kişi kostümlerini giydi, caddeyi, şehri turluyor. Birbirinden ilginç kostümler görüyorsunuz burada. Yaklaşık 2000 kişi var bu korteje katılacak. Konsept ne? Maran kabilesiyiz biz. Şahmeran'ı temsil ediyoruz. Ne kadar sürdü böyle hazırlanmak? Uzun, uzun, epey uzun. Hatta haftalar. Karnavalın simgesi Portakal Kızlar'la birlikteyim şimdi. Bereket konseptini temsil ettik. Umarım yarışmada da derece alırız. Eğleniyor musunuz? Hem de çok. Adana'ya gidek mi? Geldiniz işte, süper. Çok süper, süper gidiyor vallahi. Merhaba, ne kadar güzelsin. Karnaval için güzellik. Karnavalın altın kızları mısınız yoksa? Altın kızları. Ve işte portakal çiçeği. Fazla söze ne harcı? Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Bereket temasını işlemeye çalıştık. Adana için evet. Muhteşem bir organizasyon. En renkli konseptlerden birinin yanında, hem yanında gökkuşağı kızları var. Rengarenk. Evet, kesinlikle. Peki en şanslı renk hangisi acaba? Adana'dan Diyarbakır'a gidelim şimdi. Diyarbakırlı kadınlar kickboks öğreniyor efendim. Hem spor hem de kendilerini korumak için. Saatlerce ter dökerken de tek bir istekleri var. Bakın nedir? Tacize, şiddete, gaspa dur diyebilmek için Diyarbakırlı kadınlar kolları sıvadı, kickboks öğrenmeye başladı. Dur. Eski, dur. Hedefimiz kendimizi korumak, kollamak, stresimizi atmak, psikolojik anlamda da rahatlamak için geliyorum. Diyarbakır Spor Kulübü kadın kickboks grubu kurdu. Büyük ilgi gördü. Ev hanımları olsun, çalışan kadınlarımız olsun, onlara kickboks dersleri veriyorum. Hem kilolarından kurtuluyorlar hem savunmayı öğreniyorlar. Birkaç arkadaş Mekke hocamla işte tanışınca öyle bir grup oluşturduk, bayanlar grubu. Kadınlar hem spor yapıyor hem de kendilerini korumayı öğreniyor. Bunu kendimizi geliştirme amaçlı aslında. Hani kimseye saldırmıyoruz aslında. Sadece kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Bir yandan da umarız öğrendiklerimizi bir gün kullanmak zorunda kalmayız diyorlar. Peynir, zeytin, yumurta, kahvaltı denince akla ilk onlar geliyor ama Adana'da durum öyle değil. Orada uykudan gözünü açan ciğere koşuyor. Peki kahvaltıda ciğer yenir mi? Sokağa sorduk, işte yanıtı. He, orayı bir servis açayım. Efendim günaydınlar. Ne yapıyorsunuz burada? Kahvaltı. Ne var kahvaltıda? Ciğer. Kahvaltıda aç karnı ciğer yenilir mi? Kahvaltıda ciğer mi yenir? Saat şu anda 10'a 5 var. Elimde de şiş ciğer var. Şimdi
Adana'da kahvaltı vakti. Güne en iyi nasıl başlanır? Ciğer yiyerek. Denizden Adana'ya gelin geldim. Başka kahvaltıyı sevmiyorum artık. Peynir, zeytin, domates yok. Hiçbir gözümde yok artık. Zeytin, peynir yok efendim burada. Ciğer var. Taze kuzu ciğeri. İşte Adana deyince akla ilk gelenlerden. Asırlık lezzet, meşhur Adana ciğeri. Ne yediniz kahvaltıda? Ciğer yedik malum. Kahvaltıda ciğer yemek burada sıradan. Adana'da sıradan bir sabah efendim. Evet. Peki bu küçük hanımefendi de mi anne sütünü bıraktı ciğere başladı? İlk ek gıdalarımız bizim ciğerle başlar. Kaç yaşında yedin mesela ilk defa ciğeri? 5. Şişeye batacaksın ekmeği, öyle daha iyi oluyor. Önce anneden oğula. Peynir ekmekten daha çok seviyorum. Sonra anneden kıza. Nedir bu lezzetin sırrı? Ciğer gelir gelmez doğranıp şişe takılıp beklemez. Hemen ocağa. Bu ciğeri pişirmek sanat işidir. Ciğerin ateş tadı olması çok önemli. Ciğer döndere döndere pişirilir. Tamamen kıvama geldi. Kendi yağıyla, kendi suyuyla pişirdik. Yemeğe hazır. Taze ciğer sulu yenir efendim, sulu. İstanbul'daki ciğerden farkı var mı? Çok farklı tabii yani. Bütün yemekler Adana'da yenilir. Sizin mesai kaçta var? 6'da. Herkes kahvaltı. Andırıyorsunuz, diyorsunuz. Sabah sabah ciğer mi yenir? Evet, ben de karşılaştım. Geldiler, ikram ettim, yediler, dediler ki yok yenirmiş. Erasmus öğrencileri geldi. Lokum lokum, Türkçü lokum. Buyurun dedim, hepsini takdim ettim. Bir daha istedi, bir daha istedi. Ben dedim yavaş gidin, durun dedim, yavaş dedim yani. Lokum lokum, Türkçü lokum. Stopu dinlemediler, devam dediler. Yediler, ondan sonra ambulans çağırdık. I'm getting a bit hungry. I'm still hungry guys. Sonra bir de ellerini cebine atmaya kalkmış. He, paraydı, yok dedim. Yok, no dedim. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Fazla yemekten hastaneye gidiyorlar. Mide spazmı geçirmişler. Taze kuzu ciğeri. Kahvaltınız efendim. O kadar anlattık. Şimdi de ben ciğerin tadına bakacağım. Tuğba için kahvaltıda ciğer vakti. Lokum lokum, Türk iş lokum. Muhtar olmak için hırsı, inancı, çalışma azmi vardı ama parası yoktu. Onu da komşusundan borç aldığı altını satarak buldu ve kendi başarı hikayesini yazdı. Yokluk ayıp bir şey değildir. Komşumdan bir altını borç ettim, sattım. Oy bürüşürlerimi, oy pusulalarımı bunları o altınla bastırdım. Hırsı, inancı vardı ama parası yoktu. Yine de vazgeçmedi. Komşusundan aldığı borç altınla seçime girdi, kazandığı muhtar oldu. Geliyorsun, geliyorsun. Adı Besmegül Özdemir. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi Hasankeyf mahallesinde doğdu, orada büyüdü. Orada gelin oldu. Köy çocuğuyum. Hemen köyün bütün işlerini yapmışım. Köy halkının yardımına hep o koştu. Hasankeyf mahallesinde bizim muhtar adaylarımız, muhtarlarımız hiçbir şey yapılmadı. İnanın yani, buna inanmanızı istiyorum. Mahallede iki çift ayakkabı yırttığımı da hatırlıyorum. Sonunda ben muhtar olacağım dedi ama tanıtım için parası yoktu. Onu da komşusu verdi. Komşum muhtarlık adayı koyduğu için ona bir kelle altın verdim. Mesmegül götür bunu sat. Afişlerini bastır. Öyle yaptı. Komşusundan aldığı borç altınla afişlerini bastırdı, el ilanlarını dağıttı ve seçim yarışından ipi göğüsleyerek çıktı. Çok şükür mazbatamı aldım. Artık muhtarım. Artık bundan sonra her şey çok güzel olacak. Sosyal medyada rekabet kızıştı. Şiddetin boyutu da arttı. Öyle ki internet fenomenlerinden biri sosyal medyadaki rakipleri tarafından canlı yayında dayak yedi. Rakipleri kız arkadaşıyla video çeken ünlü internet fenomeninin stüdyosunu bastı, tekme tokat saldırdı. Rusya'nın çektiği videolarla izlenme rekorları kıran vloggerı Stanislav Rehetnikov kız arkadaşıyla canlı yayındaydı. O sırada stüdyonun kapısında iki kişi belirdi. Gelenler genç adamın rakipleriydi. Fenomeni yere yatırıp dakikalarca yumruklayıp tekmelediler. O dayak yerken kız arkadaşı şoke oldu. Yerinden bile kıpırdayamadı. Canlı yayının devam ettiğini fark ettiğinde eliyle kamerayı kapadı.
Aldığı darbelerle beyin travması geçiren, yüz kemikleri ve kafatası kırılan internet yıldızı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganlar da sosyal medya fenomeniydi. İfadelerinde aramızda rekabet vardı, o yüzden dövdük dediler. Anne olmanın ne demek olduğunu anlatmaya kalksak belki de hiçbir sözcük tam karşılığını veremez. Şanlıurfa'dan gelen iki ayrı görüntü bunu bir kez daha ispatladı. Bak gördüğünüz gibi ana yüreği danasını bırakmıyor. Anne inek ölen yavrusunun peşinden ayrılmadı. İşte ana yüreği bakın. Yavrusu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yıldırım çarpmasıyla ölmüştü. Yıldırım çarpması sonucu bu ineğin danası öldü. Sahipleri cansız bedenini bir traktörle sürükledi. Anne inek ağlaya ağlaya peşinden gitti. Şanlıurfa'da bir eşek de yavrusunun peşindeydi. İnsanın hayvana zulmü yine yürek parçaladı. Hayranlıkla izlediğimiz ünlülerin güzellikleri altın oranla tescillendi. Kadınlarda Beren Saat en kusursuz seçilirken erkeklerde ise zirve Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. Sizce hangisi daha kusursuz? Başar düşün. Yüzündeki sivri ifadeyi sevdiğim için daha çok Kıvanç'ı beğeniyorum. Burak Özçivit'ciyim galiba. Yeşil gözlü de yakışıklı. Kerem. Bence hepsi kusursuz. Ya bu soruyu geçelim biz. Kızım. Altın oran. Güzele güzel dememizin nedeni yani kusursuzluğun formülü. İşte bu altın oran da yurt dışında bir telefon uygulamasına girdi. O uygulamaya da Türk kadın ünlüler ve Türk erkek ünlülerin fotoğraflarını koydular. Ve işte o fotoğraflara göre, altın orana göre Türkiye'nin en kusursuzları belirlendi. Benim olsa sevgilim derim ama bence Serenay Sarıkaya. Merhaba. Bebekler en çok kimi seviyorsa onda en çok altın oran varmış. Zaten belli anladım yani. Bir de adam sarışın, mavi gözlü ne olsun. Fahri Evcen. Bana daha kusursuz geliyor, daha güzel geliyor. İşte Türkiye'nin en kusursuzları. Altın oran değerine en yüksek sahip olan erkek ünlü Kıvanç Tatlıtuğ seçildi. Allah sahibini bağışlasın. Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Kerem Bürsin ve Burak Özçivit takip etti. Sizce hangisi daha kusursuz? Tabii ki Burak Özçivit. O da kusursuz ama en kusursuzun kim olduğunu bilemediniz. Bence benim. Kıvanç Tatlıtuğ. Bence de Kıvanç. Benim resmi yok orada söyleyemez. Ama şimdi kişiden kişiye göre değişir yani sonuçta. Hani onun beğendiğini ben beğenmem, benim beğendiğimi o beğenmez. Kadınlardaysa bu değerin en yüksek olduğu ünlü isim Beren Saat'ti. Beren Saat'i Fahri Evcen, Burcu Esmer Soy ve Serenay Sarıkaya takip et. Gözümüze güzel görünen her şeyde doğanın bu sihirli tanrısal oranı taklit edildi. O kadar para olsa bende olsa ben de kusursuz olurum yani. Kız arkadaşlarınızı seçerken altın orana dikkat eder misiniz? O zaman bulamayız zaten ya. Bizi de bulamazlar yani o yüzden. Çok seçim şansımız olduğunu düşünmüyorum. Yine güzellikten devam edelim. Yüzlerce lira harcamadan mutfaktaki malzemelerle cilt maskesi hazırlamak mümkün mü? İşte uzmanından evde güzellik tarifleri. Bahar dönemlerinde cildinizi daha sağlıklı, canlı ve dinamini artırarak geçirmeniz mümkün. Kaz ayak oluşumunu kesinlikle engelliyor. Lekelerim açılıyor. Yaza pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde girmek her kadının hayali ama bunun için illa yüzlerce lira para harcamaya gerek yok. Ortalama maliyeti 50 TL'yi tutuyor. Evinizde de bunu yapabilirsiniz. Nasıl mı? Maskelerle. İlla kimyasal yöntemlerle yapmanıza gerek yok. Bakın şimdi çeşit çeşit maske tarifleri vereceğiz. Hem de evinizde olan malzemelerle. İşte yaza pürüzsüz bir cilde girmenin formülü. Avokado, bal ve muzla başlayacağız. Yumurta akını da ekleyeceğiz maskemize. Avokado maskesini öncelikle içine bir kaseye boşaltıyoruz. Balı göz kararı kullanacağız. Yarım muz yeterli olur. Kıvamlı bir hale getiriyoruz. Lezzetli bir şey oldu hem de güzelleştirici bir şey oldu. Bu maskeyi yatmadan önce kullanabiliriz. Kırışıklıkları gideriyor mu? Mimikler haricinde kas ayaklar, göz çevresi, nazar ve bir eller tamamen gitmiş oluyor. Ciltteki akne izlerini de gidermede çok çok başarılı bir maskedir. Sırada
da yumurta akımız var. 11 ile 12 arasında cildimize hücre yenilenmesi gerçekleştiği için bu saatler aralığında maske yapılırsa eğer cilt etkisini daha da net gösterecektir. Bakın elimde göz kamaştırıcı bir toz var. 24 ayar altının tozu bu. Altından maske mi olur demeyin. Oluyor. Hem de suyla karıştırınca mucizevi bir karışım oluyor. Neye iyi geliyor altın maske? Çizgilerimin oluşumunu önlüyor. Altın tozunu bir kaba alıyoruz şu şekilde. Çok az miktarda su ilave etmemiz yeterli, bu kadar. 5 yıldır kullanıyorum ortalama. Fırçayla karıştırdığımızda kıvamını siz de elde edeceksiniz. Köşede de kaldı, altınlar ziyan olmasın. Aynen. Şimdi göz altlarından bu şekilde. Altın tozu maskesini aktardan 50 gram şeklinde alıyorum. Ortalama 10 maske yapıyorum kendime. Ve sırada mucizevi bitki aloe vera var. Vücudun her yerinde kullanabiliriz. İki ucundan keserek muhteşem bir jeldir. Cildinize kimyasal madde sürmeden kullanabileceğiniz müthiş mucizevi bir bitkidir. Cildimin nem miktarını artırıyor. Hindistan cevizi ile karıştıracağız. İki parmak ucumuzla cildimizi uygulayabiliriz. Yanak bölümünden başlayarak. Bir 10 dakika bekleyip daha sonra yıkadığınızda çok güzel bir etki alabilirsiniz. Ara verelim şimdi. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.